Ekonomik kriz var yani. Kimse iş bulamıyor. İş bulamadığı için düğün yapamıyor. Eksikleri tamamlayamıyorlar. Ev satın alamıyorlar. Fiyatlar çok yükseldi. Bu yüzden dolayı da o yüzden düşüyor. Borçlar ödenmiyor. Aynen öyle. Krizden dolayı. Peki çevren evlilikler nasıl? Bu çok fazla düğün oldu mu? Yani bu yaz bir tane iki tane olacak herhalde. Onlar da farklı şehirlerde. Yani hiç düğün olmadı diyebilirim. Çok azdı düğün sayıları. Bu yüzden de hani devletimizin ekonomik açısından gençlere yardımcı olması gerekiyor. Yani bilmiyorum, ben aslında daha çok gözlemledim tam tersine ama hani düğünler daha çok oldu gibi. Ama bilmiyorum, belki koronanın da etkisi olmuş olabilir. Ayrılan insanlar da çok oldu tabii, hani aynı evde sürekli kalmaktan dolayı. Belki onlardan dolayı da hani onları görüp çekinip ayrılan insanları gördükçe soğuyan insanlar da olabilir hani evlenmekten vazgeçen. Geçmiş yıllar. Yani aynı gibi geldi. Hani çevremde, benim çevremde aynıydı. Artış ya da azalış ben o şekilde gözlemlemedim ama Covid ile alakalı olduğunu düşünüyorum. Birçok arkadaş yani gördüğüm şekilde Covid var, yani daha çok erteleyelim vesaire olduğu için. Yani Covid nedenini düşünüyorum. Bir de ekonomik sıkıntılar da var. O yüzden bence. Hadi. Evlilik oranları bence şey için düştü. Herkes evde. Millet birbirini çekemez oldu artık. Ondan dolayı düşmüş olabilir. Böyle düşünüyorum ama. Peki çevrende düğünler nasıl oldu? Çok fazla düğün oldu mu? Yok, hiç olmadı neredeyse. Herkes koronanın bitmesini bekliyor ama nasıl olacak bilmiyorum. Doğrudur, doğrudur. Geçmiş yıllarda evlilik teklifi için çiçek alanlar daha çok oluyordu. Bu sene pandemi dolayısıyla evlilik olmuyor, nikahlar olmuyor. Onun için bu sene %80 düşüklük var yani. Peki abi, gelin arabası süsletenler? Gelin arabası da çok düştü. Aynı dedim ya, ister istemez yansıyor yani. Nikah, düğün vesaire böyle şeyler olmadı mıydı? Gelin arabası da olmayacak ister istemez. Yani genelde bu senede yani 2020-2021 biraz daha tabii ki durgun başladı diyebilirim sektörümüz için. Evlilikler tabii ki daha yavaş bu sezon içerisinde. Yani tabii ki alıyor ama geçen senelere rağmen biraz daha gevşedi, biraz daha durgunlaştı diyebilirim. Evli çiftler almaya, yeni evlenen çiftler geliyor mu? Ya onlar biraz yoğunluk olarak zaten onlar oluyor genelde. Uzun yıllardır bu işle uğraşıyorum. Covid sebebiyle 2020'de bizim de işlerimiz aksadı. Birçok sektörde olduğu gibi. Gelinlik sektörü zaten düğün yapan kişilerle birbirine bağlantılı diğer sektörlerle. Bizde de yine aynı şekilde gelinliklerimizde de satışlarımız eski senelere rağmen %50'nin altında düşüşe uğradı. Bunun sebebi salgın hastalıktan kaynaklandı tabii. İnsanlar ne yapacağını bilmedi. Düğün mü yapalım, nikah mı yapalım, her an Covid geçer mi? Gerçekte bu hastalığın hassasiyetini göremedik. Bunun sebebiyle de satışlarımızda düşüşler oldu. Ama 2021'de, 2020'deki Covid'in satışlarımıza etkisi olduğu gibi 2020'de, 2021 yılında olacağını düşünmüyorum. Çünkü bu sene artık erteleyen gelinlerimiz, bu sene tarihler belli olmasa da, yani Covid önümüzü açsa da açmasa da en kötü ihtimalle nikah gelini olmayı planlıyorlar. Satışlarımız da bu yönde zaten. Tarihlerde genelde belirsizlik var bu sene. Ama her şekilde düğünlerimiz olacak bu sene inşallah.